أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de bilime işaret eden ayetlerden ve konuların birkaçını arz etmeye çalışacağım. Öncelikle Kur'an-ı Hakim bazen münferit, cüz'i hadiseleri zikrederek onun arkasındaki külli kaidelere, ana prensibe dikkatleri çeker. Nitekim melaikenin Hazreti Adem Aleyhisselam karşısındaki tutumları ve ona isimlerin öğretilmesi münferit bir olaydır. Fakat onun ötesinde Allah-u Teala'nın insan nevine verdiği çok kapsamlı kabiliyetler sayesinde onun önüne haddi hesaba gelmez muazzam bir ilim alemi açtığına, o ilimleri öğrenme ve adeta sınırsız denilebilecek kainatı yönetme, orada istediği gibi tasarrufta bulunma özelliğine işaret eder. Böylece bu cüz'i hadisenin arkasındaki ana prensibe dikkat çeker. İnsan bu dünyaya ilim ve dua ile tekamül etmek için gönderilmiştir. Mahiyet ve kabiliyet itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Bütün hakiki ilimlerin esası ve ruhu Allah'ı tanımaktır. İlim ve marifetin kaynağı Allah'ın güzel isimleridir. Her bir ilmin, her bir fennin hakikati Allah'ın bir ismine istinad eder. Mesela ilimler onun El-Alim isminden, hikmetler onun El-Hakim isminden kaynaklanır. Tıp ilmi onun Şafii ismine dayanır. Hayatta yaşayan bütün canlı varlıklar onun Hay ve Muhyi isminin tecellisidir. Bu şuur kainatı Allah namına okuma gayreti ve eğitimi verir. Onun için Kur'an, yaratan Rabbinin adıyla oku hitabıyla başlamıştır. Demek istenilen nasıl olursa olsun bir okuma olmayıp Rabbisinin adıyla bir okumadır. Biz de bu programımızda insanın topraktan yaratılması, erkeklik ve dişilik faktörü, ana karnında üç karanlık devre, parmak izleri, arılara gelen ilham, motorlu vasıtalar, Hazreti Nuh'un gemisi, tren ve diğer vasıtalar, yüzey gerilimi, zaman ve izafiyet, üçten fazla boyut ve elektrik konularını ayetlerin işaretiyle sizlere arz etmek istiyorum. Birinci husus, insan topraktan yaratıldığına dair. Rum suresinin 20. ayetinde mealen onun ayetlerinden, delillerinden birisi de sizi topraktan yaratmasıdır. İlim ispat etmiştir ki insan vücudunun aslı karbon, oksijen, hidrojen, fosfor, kükürt, azot, kalsiyum, magnezyum, bakır, iyot, flor, kobalt, çinko, silisyum, alüminyum gibi toprak unsurlarıdır. İsra suresinin 49, 50 ve 51. ayetleri bu meseleye ışık tutar. Bir de şöyle dediler: biz kemik ve toz yığını olduğumuz vakit yeni bir yaratılışla dirilteceğiz. Ey Resulüm söyle, ister taş olsun ister demir olsun, İnsan vücudunda demir yok mudur? Kanımızın kırmızı rengi nedendir? Taşlar toprağın anası değil midir? İkinci husus, erkeklik ve dişilik faktörü. Kıyamet suresinin 36, 37, 38, 39. ayetlerine mealen, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan bir meni damlası değil miydi? Sonra kan pıhtısı oldu, sonra da Allah onu yaratıp şekil verdi. Ondan yani meniden erkek dişi cins yarattı. Değerli dinleyicilerim, ayetlerin açık ifadesinden erkeklik ve dişilik faktörünün erkek sperme ait olduğu anlaşılır. İşte ancak çağımızda tespit edilebilen ilmi bir gerçektir. Üçüncü husus, ana karnında üç karanlık devre. Zümer suresinin 6. ayetinde sizi analarınızın karnında üç zulmet içinde hilkatten hilkate yaratıp duruyor. Ayetteki üç zulmetin ifade ettiği ilmi gerçek yeni anlaşıldı. Jinekoloji, ceninin ana karnında su, ışık ve ısı geçirmeyen üç sağır perdeyle örtülü bulunduğunu söylüyor. Bunlar su geçirmeyen, muhbar, ışık geçirmeyen, amniyon, ısı geçirmeyen karyon zarlarıdır. Değerli dinleyicilerim, dördüncü husus, parmak izleri. Kıyamet suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerine mealen,
İnsan onun mutlaka kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğini mi zannediyor? Evet, biz parmak uçlarını derleyip yeniden yaratmaya kadiriz. Ayetinin insanın diğer organları yanında parmaklarından bahsetmesi dikkat çekmektedir. Parmak uçlarının özel ayrımları vardır ki bir diğerinkine hiç benzemez. Parmak çizgilerinin bu özellikleri 18. yüzyıla kadar bilinmiyordu. 1884 yılında İngiltere, şahısları birbirinden ayırt edip tanıyabilmek için en şaşmaz ayırıcı olan parmak izini resmen kabul etmiştir. Bu kıvrımlar hayat boyunca hiç değişmediği için adli tıpta ipucu olarak kullanılmaktadır. 5. husus değerli dinleyicilerim, arılara gelen ilham. Nahl suresinin 68-69. Ayetlerine mealen, Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin müyesser kıldığı yollara koyul. Rabbinin sana has kıldığı yaylım yollarına çık. Değerli dinleyicilerim, yeni dünyaya gelmiş arı yavruları havada bir günlük mesafeye gider. Havada izini kaybetmeyerek o ilahi sevk ve ilham ile döner, yuvasına girer. Arıların yaptığı petek ve bal hücreleri altıgen şeklinde bir kapakla örtülüdür. Altıgen şekil arıların içeri girebilmelerine elverişlidir. Ayrıca daire şeklinde olsaydı hücreler arasına fazla bal mumu giderdi. Oysa altıgen şekli sayesinde hücreler yan yana boşluk bırakmadan yerleşebiliyor. Bu mevzuda en mükemmel şeklin hangisi olabileceği araştırılmış ve her yönüyle altıgen olabileceği teslim ve tasdik edilmiştir. Değerli dinleyicilerim, 6. husus motorlu vasıtalar, güdümlü mermiler. Adiyat suresinin ilk 4 ayetinde mealen, o harıl harıl koşular koşan, çakarak da ateşler saçan ve sabahleyin baskın basan, derken savurup da bir toz duman, bir derneği, topluluğu o demde ortalayan kuvvetlere yemin ederim ki. Bu ifadeler sadece süvari kuvvetlerine değil, harıl harıl, yüksek süratlerle hücum eden motorlu akın vasıtalarına ve ateşli silahlara da işaret etmektedir. Allah size üstünüzden, En'am suresinin 65. ayetinde mealen, Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi birbirinize katıştırıp bazınıza diğerinin acısını tattırmaya da kadirdir. Değerli dinleyicilerim, yukarıdan gelecek azap, yıldırım düşmek, taş yağmak, tufan olmak, ayakların altından gelecek azap da zelzele olmak, yerin göçmesi, su ve ateş çıkarmak gibi azaplar olmakla beraber birbirinize katıp bazınızın bazınızdan hıncını tattırmaya da kadirdir ifadesinden, bunların bombardıman uçakları, füzeler, denizaltıları, mayınlarla gelecek azaplara ve bundan sonraki benzer veya daha ileri olanlarına da işaret olunduğunu görüyoruz. Fil suresinde mealen, görmediler mi nasıl etti Rabbin ashabı file? Kılmadı mı tedbirlerini müstarık tadlile? Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar, atıyorlardı onlara siccilden taşlar, derken kılıverdi onları bir yeni hasıl gibi. Kuşların düşman askerlerine karşı durum ve tutumu, uçakları, güdümlü mermileri ifade etmektedir. 7. husus değerli dinleyicilerim, Hazreti Nuh'un gemisi yelkenli değildi. Kamer suresinin 13. ayetinde, biz Nuh'u levhalardan yapılmış ve perçinlenmiş gemiye yükledik. Ankebut suresinin 15. ayetinde ise, gemiyi alemlere bir ayet, ibret yaptık. Kamer suresinin 15. ayetinde ise, biz bunu, yani gemiyi, bir alamet ve ibret dersi olarak bıraktık. Ayetlerinde geminin yapısı hakkında bilgi verilirken, insanlığın istifadesine ve ibretine bırakıldığı da ifade edilmektedir. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz dairesinde bir gemi yap. Hem o zulmedenler hakkında bana hitap etme. Çünkü onlar gark edilecekler. Nihayet emrimiz geldi ve tennur, feveran ettiği vakit dedik. Yükle içine her birinden ikişer çift. Hud suresinin 37 ve 40. ayetler arasında. Ayetler bize bu geminin yelkenli gemi olmayıp vapur gibi ocaklı ve istim gibi feveranlı, yani kaynayıp fışkıran, hareket ettirici, kuvvet dahiz bir gemi olduğunu anlatan şu cümle pek ziyade şayan-ı dikkattir. Ta ki emrimiz geldi ve tennur feveran etti. O vakit yükle dedik ona. Tennur, lügatta kapalı bir ocak, bir fırındır ki,
dilimizde en ziyade tandır tabir olunur. Feveran da kuvvet ve şiddetle kaynamak, fışkırmaktır. Şimdi biz gemiden bahsolunurken tam ocak feveran ettiği sırada yükle emri verildiğini işittiğimiz zaman o geminin harekete hazır vaziyette olduğunu anlamakta hiç tereddüt etmeyiz. Değerli dinleyicilerim, 8. husus, tren ve diğer vasıtalar. Nahl suresinin 8. ayetinde mealen, hem binesiniz diye hem de zinet olarak atları, katırları, merkepleri yarattı ve bilmediğiniz daha neler yaratacak. Yasin suresinin 42. ayetinde, bir ayet de onlara o dolu gemide zürriyetlerini taşımamız ve kendilerine ona benzer binecekleri şeyler yaratmamızdır. Bu ayetler bilinen binek hayvanları ve yelkenli gemilerin dışındaki tren, uçak, taksi gibi vasıtalara işaret etmektedir. Değerli dinleyicilerim, 9. husus, yüzey gerilimi. Rahman suresinin 19 ve 20. ayetlerinde, o Allah'tır ki iki denizi veya nehri birbirine yakın ve komşu olarak salıverdi. Şu biri tatlı, bu biri tuzlu ve acıdır. Aralarında da kudretinden bir engel ve birbirine karışmayı önleyici Allah tarafından bir engel vardır. İstanbul Boğazı'nda ters istikametten akan iki akım vardır. Tuz durumlarına göre karışmadan akışları devam eder. Doğu Pakistan'ın Erkan şehrine doğru akan iki nehir vardır. Bir çizgi bunları birbirinden ayırır. Bir yanda tuzlu su, öbür yanda tatlı su. Tam bir ahenk içinde akar giderler. Allah, Abad şehrinde Kenç ve Camuma nehirlerinin birleştiği yerde sular birbirine karışmıyor ve aralarında ayırıcı çizgi bulunmuyor. Bunun sebebi yüzey gerilimi kanunudur. Bu kanun akan iki sıvıyı yek diğerinden ayırır. Çünkü bir sıvının moleküllerinde bulunan çekim kuvveti diğerinden tamamen farklıdır. Böylece her iki sıvı kendi yerinde durumunu muhafaza eder. İşte bu, zeytinyağı ile suyun karışmasını önleyen, tatlı su ile acı suyun arasını ayıran sürfaca tensiyon kanunudur. Değerli dinleyicilerim, 10. husus, zaman ve izafiyet. Kur'an-ı Kerim, zaman mevzuunu çok çeşitli şekillerde ele almıştır. Milyonları aşan seneleri devir manasına bir gün diye ifade ederken, semavi bir günü bize 1000 sene, ilahi bir günü 50.000 sene olarak ifade ettiği de olmuştur. 309 senenin kendilerine bir veya yarım gün gibi gelen kişilerdeki zamanı idrak şekillerine de nazar atfetmiştir. Hac suresinin 47. ayetinde, Rabbin katından bir gün sizin saydıklarınızdan bir yıl gibidir. Me'ariç suresinin 4. ayetinde, melekler ve ruh miktarı 50.000 yıl olan bir günde ona yükselir. Değerli dinleyicilerim, Einstein maddi kainatta ışık hızını geçen hareketli bir cismin bulunmadığını kabul ediyordu. Sonradan Columbia Üniversitesi'nden fizik bilgini Dr. Gerald Feinberg teorik fizikte yeni bir anlayış ileri sürmüştür. Buna göre ışık hızından daha süratli hareket eden maddi cisimcikler vardır. Bunlara takyonlar yani hızlılar adı verilir. Ayrıca melekler nurdan yaratıldığı için üç boyutlu bir cisim gibi belli kayıtlar altına giremeyeceğinden maddelerden de dalgadan da yani madde ile alakası olan ışıktan çok daha hızlı olması gayet normaldir. Değerli dinleyicilerim, 11. husus, üçten fazla boyut. Ali İmran suresinin 133. ayetinde mealen, Rabbinizin mağfiretine ve eni göklerle yer kadar olan bir cennete koşun ki müttakiler için hazırlanmıştır. Dünya ve semalar bir şeyin eni olursa, yani bildiğimiz üç boyutlu mekan sadece en olursa, bu bahsedilen cennetin boyu ve yüksekliği için ayrı boyutlar gerekecektir. Noktanın boyutu yoktur. Çizgi tek boyutludur. Alan iki boyutludur. Bildiğimiz hacimler üç boyutludur. Fakat Kur'an-ı Kerim, eni göklerle yer kadar olan bir cennet ifadesiyle üçün üzerinde bilmediğimiz sayıda boyutlardan haber vermektedir. Değerli dinleyicilerim, 12. husus, elektrik. Nur suresinin 35. ayetinde mealen, Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun meseli, içinde kandil bulunan bir mişkate, içine meşale konan uyuğa benzer. O kandil bir cam içindedir. O cam da incimsi bir yıldızdır ki, ne şarka ne garba nispeti bulunmayan, mübarek bir zeytin ağacından tutuşturulur.
Onun yağı kendisine ateş dokunmasa bile ziya verir. Nur üstüne nur. Mişkat eskiden kale duvarlarında meşale konmaya mahsus yere denirdi. Lambanın takıldığı oyuk oluyor. Misbah kandil yani lamba. Züccac, züccace cam. İncimsi yıldız tabiri ışığı sabit gelen yıldızlarla göz kırpar gibi ışık verenlere işarettir. Hem gezegenlerle diğerlerinin arasındaki fark anlatılmış oluyor. Hem de saniyede 60-70 defadan fazla yanıp sönen lambalarımıza dolayısıyla alternatif akıma işaret edilmiş oluyor. Doğuya ve batıya mensup olmayan bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur ifadesi, zeytinyağından başka bereketli bir enerjiye işarettir. Eskiden kandiller zeytinyağından tutuşturulduğundan, o gün bu tabirle bilinenden başka apayrı bir lambanın enerjisi akla getiriliyor. Ne doğuda ne batıda olmadığına göre, demek ki insanlar için mübarek yeni bir enerjidir. Ateş dokunmadan yanıp ışık vermesinden bahsedilmesi, alevsiz ışık veren bir enerji mefhumunu ihtar etmektedir. Rahman suresinin 35 ve 36. ayetlerinde, size dumansız bir alev ve bakır gönderilir de buna yakalanırsanız kurtulamazsınız. Rabbinizin hangi lütuflarını yalanlıyorsunuz? Bilindiği gibi izolatörlere sarılı ince bakır teller evlerimizin her bucağına döşenmiş ve istediğimiz anda nur saçan, yakmak için kibrit gibi bir yardımcıya ihtiyaç bırakmayan elektrik, bir merkezden her yere verilir. Şayet insan izolesi bozuk tele el sürerse elektrik onu çarpar. Hatta onu kurtarmak için başkası ona yapışsa o da aynı tehlikeye girer. Bu kadar kuvvetli olan elektrik bizim en uslu hizmetkarlarımız olmuştur. Onun için Rabbinizin hangi nimet ve lütuflarını yalanlıyorsunuz buyurulmuştur. Evet, aydınlatmasından başka bütün ev işlerimizde gören, ısıtan, serinleten, nakil ve hareket vasıtalarının çeşitlerini sessiz ve dumansız temiz bir halde işleten bu kuvvet kaynağı ne büyük bir nimettir. Değerli dinleyicilerim, Muhyiddin İbni Arabi, Futuhat-ı Mekkiyesi, Cilt 4, Bakiyesi sayfa 515 bab 347'de İlmul İntikası vel İnikası Finnur ve Nuhas, ışık ve bakır içinde baş aşağı düşme ve ters cihete dönmenin bilgisi diye ifade edebildiği durum, baş aşağı çevrilen bir bardaktan suyun dökülmesi gibi elektrik üreteçlerinde elektriğin negatif kutuptan pozitif kutuba doğru akması, yani doğru akım hallerini özetler. Yaklaşık 800 sene önce vefat etmiş olan Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin Er-Rahman suresinin 35. ayetindeki Şuvaz ve Nuhas ifadesinden bu fenli ve teknik hakikati keşfetmesi hem Kur'an'ın mucizeliğini hem de kendisinin kerametini ispat eder. Değerli dinleyicilerim, Zariyat suresinin ilk 5 ayetinde zerrelerin atomların zerrelenmesine, tozarmasına, peşinden bir yük yüklenenlere, ardından kolayca cereyan edenlere, hemen sonra da emri kumandayı, işi, enerjiyi taksim edenlere yemin olsun ki vaat olunduğunuz şey doğrudur ve din yani kıyamet mutlaka vuku bulacaktır. Bu ayetlerin elektriğin mahiyetini ve fonksiyonunu nasıl veciz bir şekilde ifade ettiğini görmek için basit bir düşünce kafidir. Değerli dinleyicilerim, zerrelerin yani tozarıp yani saniyede 300 bin kilometre hızla esen ve elektrikteki rüzgarın elektronları çekirdekten ayırıp hamule yüklenerek yani negatif yük, elektriki yük yüklenerek kolayca cereyan etmesi neticesinde yani elektrik cereyanı meydana gelmesiyle emrin taksim edilmesi yani barajlarda ve santrallerde üretilen enerjinin çeşitli makinelere ve çeşitli işlere taksimi yahut verilen emir ve kumandanların azalara ve makinelere ulaştırılması nasıl doğru ise, yani siz bugünün insanları nasıl bunları keşfedip öğrenebildiniz ise, vaat olunanlar da yani İslamiyet'in muzaffer olacağı ve öldükten sonra dirileceğimiz hakkında verilen haberler de öylece doğrudur. Yani onlar da olacaktır ve hesap mutlaka sorulacaktır. Yani karşılık göreceksiniz. Rabbim Kur'an'ı hakiki manada anlayabilen, onun emir ve yasaklarına hakiki manada uyabilen, Kur'an'ın düsturlarını, Kur'an'ın insanlığın aydınlanmasına işaretlerini hakiki manada anlayıp,
Hem bilimsel çalışmalar yapıp insanlığın faydasına icatlar üretmek, hem de Kur'an'ın insanlığın mutluluğunu sağlayıcı emirlerini içselleştirip hayatımıza hayat yapan müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, yakınlarımıza Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.